Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizb-i Nuri'de hem tefekkürü saatin sırrı hem külli bir ubudiyet bulunduğundan şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur'un Hizb-i Nuri'sinden bir kısmını ve Cevşenül Kebir'den dahi bir kısmını okurken gördüm ki kainatın envanı ve alemlerini 29. mektubun ahir kısmı Allah'u nuru semavati vel ard ayetinin beyanında seyahat-ı kalbiye ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir alemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi aynen ve daha başka bir şekilde Cevşenül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Şimdi bakın, kutsi kelimatın şöyle bir sırrı var. Yani kelamın nuraniyeti vardır. Kutsiyeti vardır. Ağırlığı vardır. Bir de kalp ve ruhlar üzerindeki müessiriyeti vardır. Şimdi hadiste de sabit, bir sahabe hasta bir insana Fatiha'yı okumuş, Cenab-ı Hak da şifa vermiş. Kur'an kelam-ı ilahidir. Kur'an'ın kelimatının kalp ve ruhlar üzerinde maddeten dahi tesiri vardır. Hatta latif nüktelerde ustad buna işaret ediyor yani. Yani bu aslında diyor fehmine pek sığmaz ama mübarek kelimatın insanların kalp ve ruhuna müessiriyeti vardır. Hatta tıp dünyasında da yani bunu diğer yani tıp dünyasının bütün insanlar da kabul ediyor ki hani dua eden insanlar, iltica eden insanlar o duaların neticesinde Cenab-ı Hak onlara şifa veriyor. Şifa veriyor. Yani bunu nasıl anlamak lazım? Şimdi herhalde şöyle yani zihne yaklaştırmak için şöyle bir misal verebiliriz. Aşağı yukarı bundan 50 sene önce değil mi? Amerikalılar Hiroşima'ya bomba attırdı, atom bombası. Bak. Atom bombası attılar. Bak. Atom bombasındaki radyasyon şu anda bile bakın ana rahmindeki çocuğu vuruyor, çocuk çarpık doğuyor. Şimdi bu tıp otoriteleri, tıp dünyası bunu kabul ediyor. Radyasyonun tesiri. İşte Rusya'da da biliyorsunuz Çernobil olayı olmuştu. Radyasyonun tesiri oluyor mu? Oluyor. İşte kanser olayları. Şimdi radyasyon, dikkat edin, 50 sene önceki radyasyon ana rahmindeki cenini, çocuğu vuruyor, çarpık doğuyor. Bu bütün tıp dünyası bunu kabul ediyor. Bakın radyasyon, bak 50 sene önceki radyasyon ana rahmindeki çocuğu vuruyor mu? Vuruyor. Risale-i Nur'daki, Cevşen'deki, iman hakikatlerindeki hakikatler de bakın ne radyasyon değil, nurasyon, nur. İsmi nurun tecellisi. Safi bir niyetle, temiz bir ağızla, saffet ve iltica, ızrar lisanıyla okunan, ifade edilen, beyan edilen hakikatler insanların kalplerine, ruhlarına, gönüllerine de aynen o radyasyon gibi tesir ediyor. Yani Risale-i Nur'un yani mana itibariyle melekül cephesiyle maziye, hala ve istikbala bakan diyete cephesi var. Maziye bakan cephesiyle sevap olarak, ecir olarak dökülüyor berzah alemine. Ehli iman, duaya muhtaç olan insanlar okunan kitaplardan, dualardan, ilticalardan şey ediyorlar, istifade ediyorlar. Mazi böyle. Halda nedir? Tebliğdir. Ekmek. Hakkat-ı Kur'an'ı ekiyoruz. İstihbalde nedir?
İstikbalde de şu, yani bir nur talebesi, hak namına, hakkat-ı Kur'ani hesabına, hasbi, fıtri ve samimi olarak bir ders-i Kur'ani okuduğu zaman, o ders kabuliyet ve makbuliyet arşına medar. O anda o dersin füyüzatı ana rahmindeki çocuklara dahi şey diyor, tesir ediyor Allah'ın izniyle, an ve keremiyle yani. Yeter ki ağız safi olsun, niyet berrak olsun, tebliğ manasında izafet ve nispet olmadan Hakkat-ı Kur'an'ı ya halisane fıtrı bir lisanla okuduğumuz zaman ya bakın ya ehli daleti işte küfrü çatlatıyor. Bak işte Risale-i Nur, bak yani komünizmin yıkılmasında ne bak ya Üstad ne demiş ya, ya yani Risale-i Nur ne yapıyor? Risale-i Nur'un duaları, dersleri, zikirler, tesbihler Rusya'yı yıktı mı? Yıktı. Tabii bunu tabii böyle ehli gaflet bunu anlamaz yani. Ama radyasyonun tesiri gibi nurasyonun da tesiri var. Bak yıkıyor, tasaffi ettiriyor, netleştiriyor yani. Şimdi Üstad Hazretleri bakın, Mesnevi'nin Arapçası. Mesnevi Risale-i Nur'un şey, çekirdeği. Değil mi? Çekirdeği. Üstad Mesnevi'nin Arapçasını okumuş yanındaki talebelere, has dairede. Ve o talebelerin hemen hemen hiçbirisi ciddi manada Arapça bilmiyor. Üstad onu okumuş, cehri okumuş. Niye okumuş? Benim anladığım şu, Üstad bak, 90 senelik hayatında bakın ya, harama bakmayan bir göz, haram bir lokma midesine girmemiş. Üstad ne diyor? 90 sene esbab-ı kabul dairesinde iltica eden mazlumun Allah duasını geri çevirmez. Bak. Şimdi Üstad o mübarek ağzı ve lisanıyla Mesnevi'nin Arapçasını hava sayfasını ekmiş. Ekmiş. Havada ekilen bu zerreler zayi olmaz. Olmuyor yani. Çünkü ilim de bunu ne yapıyor? Teyit ediyor. Ekmiş. Demek nasibi olan, o manaya müteveccih olan ruhların üzerinde de bu kutsi kerimatın fevkalade neyi var? Tesiri var. Şifre manasında. Ruhu imbisatla açılan, hakikate mehiyye olan gönüller, safi kalpler, ızdırar derecesine gelen insanlar, o kutsi kelimatın feyzinden, hakikatından, envarından istifade ederler mi? Ederler. Sumrabi, Allah rahmet eylesin, o anlatmıştı. Bu Seyda, meşhur Seyda var ya Güneydoğu'da, o sabah namazı vakti abdest almaya çıktığı zaman ıbrık getiriyorlar. Müriden abdest aldırtıyor. Abdest aldıktan sonra da böyle yüzünü batıya doğru çeviriyor. Bir müddet dua ediyor. İçeri giriyor. Her sabah namazında böyle dua edince müritlerinden birisi demiş ki Hazret niye böyle yapıyorsunuz? Bunun sırrı nedir? O da demiş ki kardeşim, arşaladan inen feyz önce Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbine iniyor. Oradan bütün efkar alime dağılıyor. Ben de hissemi almak için veçimi oraya çeviriyorum, avucumu açıyorum. Bana da Cenab-ı Hak o feyzden hissedar etsin diye öyle teveccüh ediyorum demiş. Bunu Sungur abi anlatmıştı. Demek yani bu mukaddesat, mukaddes kelimenin de ruhlar ve kalpler üzerinde tesiri var mı? Var. İşte hakikaten bakın yani tecrübelerle sabittir. Böyle Türkiye'de sıkıntı dönemleri olduğu zaman okuma programları
külli manada Risale-i Nur okunduğu zaman, okuma programlarına kuvvet verildiği zaman Cenab-ı Hak o okunan ayetler, kutsi manaların hatırına bakıyorsun, Türkiye'nin üzerindeki zulmani bulutları izale ediyor mu? Ediyor. Onun için demek ki yani bu dua önemli. Dualar külliyet kesbederse rahmet-i ilahiyenin celbine vesile oluyor. Yani zannediyorum biz öyle Risale-i Nur dairesi içerisinde uhuvvet ve muhabbetle, iştiyakla, istikametle hizmetimizi ifa eder, tebliğ görevini icra eder ve münacatta, gece teheccüdde istiğfar ve iltica ve dua ile devam edersek Cenab-ı Hak afak dairesini de dine hadim ve hizmetkar eder. Yani kanun-u mübareze, bir de mana aleminde kanun-u mübarezenin inkişaf ve intişarı var. Nefis ve şeytan, ehli iman, ehli dalalet, iman ve küfür mücadelesi gibi, bir de bakın, şimdi şöyle düşünelim. Ehli imanın ibadeti, duası, ilticası, istiğfarı, din namına ifa ve icra ettiği şeyler melekût aleminde nurani bir bulut gibi oluyor. Yani temsilen konuşanın bulut. Kafirlerin, mürtet ve münafıkların, ehli dâletin de fısk ve ihanetleri, zulüm ve ihanetleri de onlar da zulmani bir bulut. Melekût aleminde iki bulut karşı karşıya geliyor. Eğer zulmani bulut, nurani buluttan ziyade olursa, o zaman afak-ı alemde, dış dünyada, siyaset aleminde, efkar aleminde batıl hakkı galebe ediyor. Müessiriyet ve muktedirlik, iktidar onların eline geçiyor. Yok eğer nurani bulut ziyadesiyle o zulmani bulutu def ederse, o zaman afak dairesinde kalbi umumi, vicdanı umumi teneffüs ediyor, inşirah duyuyor. Şimdi Türkiye'de işte bugünlerde sıkıntılı ve sancılı bir zamandan geçtiği için demek dualarla, istiğfarla, ilticayla, virt ve münacatla hem hizmetimizin kemalına hem de devletimizin devamı noktasından şey etmek lazım. Kuvvet vermek lazım. O kuvvetler büyüyor, büyüyor ve melekût aleminde inşallah o zulmet bulutlarını dağıtıp gidiyor. Şimdi burada şöyle bir sır daha var. Şimdi mesela sefi insanlar işte gece bakıyorsunuz bire kadar, ikiye kadar içer, sızar, düşer yani. Üçten sonra paldır küldür. Yani seher vaktinde, bakın seher vaktinde ehli bid'alar zıbarmış yatıyor, içmiş, düşmüş. Seher vakti ehli hakikatin teyakkuz ve uyanık zamanıdır. Yani bütün batıl tezgahlar kapalı. Hırlıyorlar, uzanmış yatıyorlar. Ha, seher vakti iltica ve istiğfar vaktidir. Bütün ehli dâletin tezgahlarının kapalı olduğu zamanda biz seher vaktinde kalkar, dinin ilası, İslamiyet'in hakikatlerinin kalp ve ruhlarda intişar ve inkişafı için dua, münacat, istiğfar ve iltica ile meşgul olursak, bu meşguliyet onların istinad kalelerini paralar ve parçalar. Manen onların nefeslerini keser ve işlerine fitne verir, birbirine düşerler. Demek ki bu mektuptan anladığımız mana ki, efendim, bir zaman bir kardeş, bunu bitirelim, bir şeyle, hatırayla bitirelim. Bir zaman bir kardeşim bana dedi ki, abi dedi, insan en çok ne zaman kazanır? Ben bu cümlenin arkasında mestur örtülü bir manayı hissettim. Ben dedim ki ona,
Aziz kardeş dedim, bütün esnaflar ve tüccarlar dükkanını kapattığı zaman sen kalkar dükkanını açarsan senin kazancın ziyade olur. Yani o bana demek istiyor ki abi sen teheccüd namazına kalkıyor musun? Şimdi saat 3 diyelim. Saat 3, saat 4 millet uyuyor. Makamı hora çıkmış, horluyor. Dükkanlar kapalı. Sen kalk teheccüde dükkanını aç. O zaman senin kazancın ziyade olur. Demek bu noktayı nazardan geceleri dükkanı açıp istiğfar ve iltica ile alem-i İslam'ın inşirahına, kalbi küllinin, ya yani vicdan-ı umuminin dine tam mühiye olması noktasından bize tereddüt eden görev ve sorumluluk var. Bu görev ve sorumluluğu da ifa ve icra etmemiz lazım. Belki bu dönemde lazımın daha ilerisi elzemdir ve selam. Evet. Burada kalalım.